Arkadaşlar, Sansürsüz Futbol'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün programımızın önemli bir konuğu var, Erdin Şehit. Erdin Şehit'i ben kısaca size anlatayım. 1992 yılından beri menajerlik yapıyor. Türkiye'de daha menajerlik kavramı oturmamışken Erdin Şehit bu işi ilk yapanlardan biri, belki ilk yapandır, bilemiyorum. İlk yapanlardan bir tanesidir. İlk misin sen Erdin Şehit? Yenilikçi bir adamdır. Tecrübeli bir menajerdir. Eski de profesyonel futbolcudur. Futbolu çok iyi bilen bir adamdır. Zaten şimdi az sonra geleceğim şeye. Bulduğu futbolculara baktığımız zaman da hakikaten bu işi bildiğini görüyoruz. Ben öncesinde bir duyuru yapacağım size. Kanalımızda biliyorsunuz katıl butonu var. O katıl butonuyla bize destek olan üyelerimiz var. Önümüzdeki günlerde bu üyelerle ben özel bir yayın yapacağım. Onların da bir program üzerinden katılabilecekleri, karşılıklı sohbet edebileceğimiz bir yayın yapmayı planlıyorum. Doğal olarak yayında onlar olacağı için ilk onlar izleyecek ve onlar bana direkt sorular sorabilecekler Fenerbahçe ile ya da başka konularla ilgili. Bu soruları yanıtlayacağız. Bu duyuruyu yapayım. Katıl butonuyla siz de destek olabilirsiniz. Şimdi Erdinç abi. Güncelden mi başlayalım, geçmişten? Bence güncelden başlayalım. İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bugün onun paylaşımlarını da gördüm. Sen de yanında oturuyorsun. Fenerbahçe genç bir yıldız adayı kazandı. İsmail Yüksek kimdir abi? Nasıl özellikler var? Ve sen kolay kolay da böyle bir oyuncu, çok keyifli olacak bir adam değilsin. Fenerbahçe'de başarılı olabilecek bir isimle. Neler diyeceksin İsmail hakkında? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Senin programında olmak çok hoş. Türk futbolunu konuşabilmek, gençleri konuşabilmek, profesyonel futbolcuları konuşabilmek, kulüpleri konuşabilmek bugünlerde çok önemli. Bu yayında beraber olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir teklif de geldim, ben de kabul ettim. Öncelikle koronadan dolayı Türkiye'de problem yaşayan, vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum, ailelerine. Hastalara bir nevi şifa diyorum Cenab-ı Allah'tan. İnşallah iyileşirler ve bu insanlık bu beladan kurtulmuş olur. Devletimiz bu yönde çok önemli adımlar atıyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere inanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Kutluyorum kendilerini buradan. Harika bir ortam var o anlamda. Çalışanlarımız, sağlıkçılar, onları kutluyoruz. İnanılmaz bir çalışma örneği gösteriyorlar. Biz de vatandaşlar olarak evde kalıp onlara böyle destek vermeye çalışıyoruz. Kimsesizlere yardım etmek bu dönemde çok önemli. Bizim kültürümüzde var organizasyon zaten. O da oluyor, izliyorum. Herkes elinden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyor. Yani tam bir dayanışma organizasyonu var. Çok hoş. Belki de bazı şeyleri tekrar kazanabiliyoruz bu ortamda. Öyle düşünüyorum. Çok daha birbirimize sıkı sıkıya sarılıyoruz. Çok daha mesafesiz tabii sarılıyoruz. Psikolojik olarak sarılmaktan bahsediyorum. Yani sosyal mesafeyi koyuyoruz gerçi de. İyi bir dönem geçiriyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi önümüzdeki aydan sonra biraz daha rahatlama olacak. Sen evde otururken ama İsmail Yüksek'i Fenerbahçe'ye transfer ettin. Nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Kemal Danabaş bu transferde çok önemli rol oynadılar. Bilhassa başta Selahattin Baki başladı Ali Bey'in talimatlarıyla. Önemli bir 20 gün geçirdi. 20 günde oldu bu olay zaten. Bugün de İsmail belirtmiş zaten şeyinde, Instagram hesabında 20 günde oldu diye. Bu şöyle bir hikayedir. Bu çok uzun bir hikaye değil. İsmail 2 yıllık bir oyuncu. Dolayısıyla geçen yıl başlayan futbol, profesyonel futbol serüveninde 1,5 yılda hemen hemen Fenerbahçe'ye gelmiş oldu. Yani tabii Türkiye'nin dört bir yanından benim çok iyi dostlarım var. 80 milyonluk ülkede her şehirde arkadaşlarım var. Yılların getirdiği dostluklar var. Bir iyi oyuncu buldular, bana bilgi veriyorlar. Ben de onu değerlendiriyorum. Doğru yerlere aktarmaya çalışıyorum oyuncuyu. Ve dolayısıyla İsmail'in çıkışı da böyle oldu. İsmail benim menajerliğini yaptığım bir oyuncu değil. Gerçeklerini bunu söylemek lazım. Evet, Emrah Bozkurt var. Emrah Bozkurt var. Bizim menajer kardeşimiz. Onun menajerliği altında geçen yıl kontrat imzalamışlar kendileri. Dolayısıyla ben öncelikle bunun bana bilgisi geldi.
Bana bu bilgiyi verin. Burada her şeyi söyleyeyim ki bilsin insanlar kimin bu organizasyonun yer aldığını. Şey pozitif anlamda. Sancaktepe'nin futbol direktörü var. Yakup kardeşim benim. Evet. Şu anda alt liglerde ve üst liglerde Türkiye'de çok önemli bir futbol direktörü Yakup. Yakup bu bilgiyi bana 2-3 ay önce söylemişti. Abi dedi, tabii benim oyuncuları planladığımı biliyor biliyorsun böyle küçükten alıp. Sosyal, kültürel, entelektüel geliyoruz oyuncularla alakalı yıllardır. Tam dedi senlik bir oyuncu var dedi. Kim dedim? İsmail Yüksek dedi Gölcük'te. Evet. Üçüncü ligde Gölcük'te Sakarya'ya yarım saat buradan. Fakat bir türlü denk gelip, gidemiyoruz tabii yani bu tip maçları izleyemiyoruz biz. Yukarıdaki oyunculara bakmaktan ancak böyle bilgi gelince oyuncuya motive olmaya çalışıyoruz. Ona bana söyledi öyle kaldı. Sonra 3-4 ay sonra bir daha mevzu oldu. Ne yaptın dedi abi oyuncuyu dedi. Dur dedim bakayım ben şu oyuncuya. Baktım. Menajeri bizim Emrah çıktı. Kardeşimiz. Evet. Tabii burada menajerler arası birçok sorunlar çıkıyor bu ülkede biliyorsunuz yıllardır. Tabii. Ama bu menajerlik organizasyonunda çok iyi, sağlıklı bir çalışma ortamı yarattık biz. Kendisiyle oturdum, konuştum. Dedim ki böyle böyle bir oyuncun varmış senin. Evet abi dedi. Bu oyuncunun dedim Türkiye'deki prezentasyonunu benim yapmamı ister misin dedim. Bu oyuncunun kariyerini benim planlamamı ister misin dedim. Birlikte. Olur abi dedi, onur duyarım dedi. Peki dedim o zaman. Sen hiçbir şeye karışmıyorsun. Ben bu oyuncunun organizasyonu yapmaya çalışacağım. Tabii oyuncuyu ben bilmiyorum. Doğal olarak videolarını attı bana. Attığı golleri. Bu yıl 8 golle bayağı iyi bir performansı var. Evet. Bana videolarını atınca ben orada zaten çocuk da kendisi söylüyor şeyde. Videolarda yakında çıkacak o videolar. İki tane pozisyon var orada baktığım benim. Çok önemli bir kafa vuruşu yapıyor. Birinci direğe koşup. Harika bir gol atıyor orada. Evet. Bir de ceza alan işte bir vuruşu var. Harika bir vuruş o da. Tabii futboldan gelenler o vuruşların ne demek olduğunu anlarlar. Dedim ki bu önemli bir oyuncu. Fizik kalitesi üst seviyede. Bir 83 falan boyu var çocuğun. Ama 90 dakika izlemedim oyuncuyu açıkçası. Sonra çocuğun numarasını verdi bana Emrah. Abi dedim bana bu dedi. Peki dedim. Açtım telefonu. İsmail'le görüşeceğim dedim. Benim abi dedi. Erdin Şehit ben dedim. Tabii İsmail bir iki dakika konuşamadı yani. Ondan sonra şaşırdı tabii ben arayınca. Buyur abi dedi. İsmail'cim dedim. Emre abinle konuştum. Ki etik olarak doğru olan budur zaten. Emre abinle konuştum dedim. Senin organizasyonunu Emre abinle beraber yapacağız dedim. Ondan sonra tamam abi dedi. Ne zaman dedim futbola başladın? Abi dedi ki ikinci yıl bu dedi profesyonellikte dedi. Amatör kime dönemiş Bursa'da. Zaten orada 99 doğumlu. 20-21 yaşında çocuklar da. Ondan sonra peki dedim. Ben seni izledim dedim videolarından. İki tane hareketine baktım dedim. Sen çok yetenekli bir oyuncusun dedim. İnşallah seninle ilgili güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum dedim. Soru bir dedim. Hangi takımı tutuyorsun sen dedim. Abi dedi ben Fenerbahçeliyim dedi. Peki dedim. Bugünden dedim 20 gün tut dedim. 20 gün sonra seni Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirebileceğime inanıyorum dedim. Yani yetkililere anlatacağım. Çünkü benim Fenerbahçe'ye yıllarca getirdiğim oyuncular var biliyorsunuz. Evet. Genç oyuncular. Dolayısıyla bu bilgileri aktaracağım. Eğer başarabilirsek çok mutlu olurum dedim. 20. gün sonunda Fenerbahçe'ye kontrat imzaladı İsmail. Yani gerekli bilgileri verdim ben. Burada şu çok önemli. Ben kendisiyle konuştuktan sonra Sadi Tekerlioğlu'nu aradım. Evet. Trabzon'dan. Sadi abi çok sevdiğim bir abimdir. Çok da inandığım biridir futbol bilgisine ki Trabzonspor'un bütün alt organizasyonunu Abdülkadir'leri, Yusuf'ları, Uğurcan'ları çıkaran adam kendisi. Yani Türk futbolunda altyapıcı diye birkaç kişi sayacak olursak bir tanesi Sadi abidir. Ki üst yapıda da Trabzonspor'da görev aldı. Çok değerli bir futbol adamıdır Türkiye'de Sadi abi. Açtım telefonu. Abi dedim bir şey soracağım sana dedim. Sor dedi sen sormaz. Durup dururken aramazsın beni dedi. İsmail Yüksek Ligi ne düşünüyorsun abi dedim. İyi bulmuşsun dedi. Bak dedi ki bu Fotomaç gazetesinde de bir açıklama yapmış bununla ilgili. Var bende o küpürler. Evet. Abdülkadir Ömür'den dedi. Ve dedi Yusuf Yazıcı'dan. Aynen cümle bu. Eksiği yok fazlası var dedi. Ne diyorsun abi dedim. Aynen dedi öyle dedi.
Peki dedim. Nereleri görür oyuncu dedim. Her yeri görür dedi. Trabzonspor'a söyledim dedi. Trabzonspor şu anda oyuncunun üzerinde duruyor dedi ama alırlar mı almazlar mı bilmiyorum dedi. Ben gereken bilgiyi verdim Trabzonspor'a dedi. Hayırlısı olsun abi dedim. Nasip meselesi. Ben demedim tabii kendisine Fenerbahçe ile ilgili ufak bir şey söylemedim. Evet. Çünkü ben Fenerbahçe ile konuşmadan Fenerbahçe'yi ben yorumlayamam ki insanlar orada. Ben sadece futbolcunun önemine çalışıyorum. Sonra Taner Güller'i aradım. Evet. Kocaelispor'un santraforu, Başakşehir. Önemli bir santrafor. O da çok başarılı hocalık dönemi geçiriyor şu anda. Güzel. İnşallah yerlere gelecek hoca olarak. İnşallah. Ben, Taner dedim, soru soracağım sana. İsmail Yüksek'le ne düşünüyorsun dedim. Abi dedi, inanılmaz bir oyuncu dedi. Topu alıp direkt kaleye giden, çalım atan, yetenekli, birebir de eksilten, geriye koşan dedi. Ya, fantastik bir 8 numara abi dedi. Bunları dedim, yazar mısın bana dedim. Bunları yazdı. Bütün yeteneklerini, osunu, busunu bana attı WhatsApp'ıma. Hala duruyor bende o raporu. Böyle ben ilerledim yavaş yavaş. Takımın içerisinden birkaç kişiye ulaştım. Hani raporu bize de attı, biz de yayınlayalım abi. Efendim? Bize de attı raporunu, biz de yayınlayalım. Sağ olsun. Ya, raporlar bende kalıyor. Bu anlattıklarım bak A'dan Z'ye bu transfer böyledir yani. Hiç bir gram ne evet. Fazla vardır burada. Buna da ihtiyacım yoktur benim zaten biliyorsun. Yani dolayısıyla doğrudan bizi anlatıyoruz burada. Oradan sonra ben Fenerbahçe kulübüne bilgi verdim. Evet. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Antalyaspor ve Trabzonspor organizasyonları doğru organizasyonlar. Evet. Yani bu iki takımın bu oyuncuyla ilgilendiğini sonra ben Antalya tarafından da teyit aldım bu konuda. Onlardan da bilgi doğru. Oyuncu da söyledi zaten. Koronadan dolayı Antalyaspor takımının olayı kalıyor. Yani evet. Korona giriyor. Orada görüşmelerde bir donukluk oluyor. Sonra bize kısmet böyle işte biz giriyoruz araya. Yani ben Antalya'sını da bilmiyordum baştan. Sonra bana söylendi. Neyse. Böyle ilerlettik olayı. Selahattin Baki burada Fenerbahçe'nin as başkanı Ali Başkanımızın talimatıyla İyi bir ekip çalışması yaptık burada biz o anlamda baktığınızda. Çok fazla olayı yaymadan ki kimse bunu öğrenemedi biliyorsunuz 10-15-20 gündür. Son 3-5 günde çıktı bu olaylar zaten. Doğru konuşarak, doğru strateji üreterek Gölcük Başkanı kardeşimizle, Hüseyin kardeşimizle efendim görüşmeleri yaptık. Ondan sonra ikinci başkan var Yusuf Bey. Onunla ben konuşmaları yaptım. Kendilerine izah ettim. Bu birliktelik başladı. Ondan sonra da işte 20. gün civarı Fenerbahçe Kulübü ile Gölcük Kulübü bir noktada anlaştılar. Ve Yusuf İsmail Yüksek Fenerbahçeli oldu. Zaten Sadi Tekelli oldu açıkladı. Kamplarda diyor hoplayıp zıplıyordu Fenerbahçe maçlarında diyor. Yani açık açık anlatıyor adam yani. Bu kadar fanatik Fenerbahçe'de yani. Yani Volkan Demirel Giller'den bu Fenerbahçelilik konusunda yani. Ha öyle mi? Yani Volkan'ın tabii türünden gelme. O tiplerden yani. Volkan Demirel Giller'den bu. Yani. Ne mutlu. Hayallerine kavuşması çok güzel. Fanatik bir Fenerbahçeli. Hatta ben Fenerbahçe deyince ona yani dedim böyle bir çalışma var kafamda dedim. Sabaha kadar uyku uyumamış gibi. Yani inanılmaz bir Fenerbahçeli. Dolayısıyla yani bu nasip meselesi Fenerbahçe kulübü böyle genç, istikbali olan bir oyuncuyu kadrosuna kattı. İnşallah. Hangi ayağını kullanıyor İsmail? İnşallah Fenerbahçe'de çok başarılı olur diye düşünüyorum. Önemli bir sporcu adayı biri. Yani çok efendi kişilikli. Kişiliği konusunda da sahada abiler çok önemli yorumlar yapıyorlar. Etrafı da öyle. Hakikaten tanıdığınız zaman siz de göreceksiniz. Son derece hangi beğenmedi. Ayağını kullanıyor Erdinç abi? Sağ ayaklı daha çok. Sağ ayaklı. Sol ayağı kullanıyor. Sağ ayaklı. Yani tam mevkisi 8 numara mı diyebiliriz? Efendim? 8 numara mı diyebiliriz tam mevki olarak? 8 pozisyon ama şu var. Sağda abi de söyledi bunu zaten. Hocaları da söyledi. Sağ önde, sol önde, 8 numarada sıkışınca 10 numarada, çok sıkışınca merkez santrforda yani öndeki 5'inin her pozisyonda kullanılabilecek bir oyuncu diye yorumluyor hocaları. Zaten yani, modern futbolda böyle oyuncular çok önemli. Hani birkaç mevkide oynayan oyuncular çok önemli. Bu oyuncunun avantajının, bakın ben gene söylüyorum. Bunu ben sadece videodan gördüm bu oyuncuyu. Ama hocaları bu raporlarda bütün Türkiye'ye bağırıyor hocaları, söylüyor yeteneğini. Direkt oynayan,
Benim de videoda gördüğüm gibi tabii direkt oynayan, direkt oyunu isteyen. Direkt oyuncunun avantajları çoktur futbolda. Topu rakibin üstüne süren oyuncu olduğu zaman o bir avantajdır. Çalım kabiliyeti var, şut kabiliyeti var. Kafaya çıkıp darbeli vuruşlar yapabiliyor ki o gollerde attığı golde darbeli vuruş var zaten. Yani öyle herkesin atacağı bir gol değil attığı gol. Üçüncülük bile olsa sonuçta bir vuruş var orada. Futbolda öyle şeye bakılır genelde. Yani böyle maliyetsiz, çok maliyeti olmadan, Fenerbahçe'ye mali külfeti olmadan çok başarılı bir organizasyonla Fenerbahçe kulübü Ali Koç başkan tarafından ve Selahattin Baki tarafından Kemal Denemeçler'den kazandırıldı bu oyuncu. Yani şöyle baktığım zaman 65 bin euroya falan gelmiş oluyor futbolcu. Yani 500 bin diyorlar bonservisine. Yaklaşık o kadar oluyor. Kulüpler konuştular aralarında. Ben oralara kadar yok, açıklanan rakamı söylüyorum ben tabii. Yani kulüp ne açıklıyorsa doğru olur. Yani ben o konuda şey yapmadım. Ben sadece olayın teknik boyutunda izah ettim. Anladım. Her şeyi açık açık anlattım kendilerine. Dolayısıyla böyle fazla da olay yayılmadan, biliyorsunuz transferlerde biraz gürültü oldu mu işte o istiyor, bu istiyor. 1 liralık oyuncu 10 lira oluyor dolayısıyla. Yani burada öyle bir şey yapmadık. Zaten bizim tarzımız değil biliyorsunuz o işler. Doğru neyse oyuncunun kilitlendiği nokta belli zaten. Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe olunca diyor abi diyor bana hiçbir şey sormana gerek yok dedi. Böyle bunu yani bu kadar Fenerbahçeli. Çok Fenerbahçeli yani. Fazla çok Fenerbahçeli bu çocuk yani. Böyle. İşte böyle Fenerbahçe'nin de böyle gerçekten Fenerbahçeli oyunculara ihtiyacı var. Yani belki de başka bir takıma gitseydi ekonomik anlamda 3-5 lira fazla alabilirdi. Bakın ama o dedi ki abi ben Fenerbahçe dedi. Sen zaten birinci gün söyledin. Ben sana sordum dedim. Yani hangi takımı tutuyorsun dedim. Fenerbahçe deyince Allah da yardım etti. Başkanın çok büyük şeyi vardı tabii. Başkan çok önemli rol oynadı bu işte. Talimatı verdi. Dolayısıyla zaten şu anda başkan gençlere çok önem veriyor. Fenerbahçe'nin geleceğiyle alakalı izlediğim kadarıyla objektiften basından takip ediyorum. Gençlere bayağı önem veriliyor. Genç oyuncular. Ben de burada sorayım. Başka genç var mı Fenerbahçe'yi kazandırabileceğiniz? Yani isim geçen bir sürü isim var. Yani çıkıyor medyada vardı. Ahmet'ciğim şöyle. Bahsettiğimiz kulüp Fenerbahçe. Yani büyük kulüplerde çok fazla genç oyuncu, genç oyuncu, genç oyuncu deyip olayı başka yerlere çekmemek lazım. Yani evet. İsmail Yüksek 3. liglerin anılan oyuncusu. Bu yılın transferdeki önemli ismiydi ama buraları kendi de beklemiyordu tabii yani. Evet. Yani Fenerbahçe organizasyonu kimse beklemiyordu zaten. Yani zaten evet. Açık açık zaten. O benim kafamda bir şey oluştu böyle bir. Zaten bu işler bir hayalle başlar biliyorsun. Evet, benim Fenerbahçe'ye getirdiğim oyuncularda hep hayalle başlamışlar her şey. Evet. Zaten bütün hedefler hayallerle başlar. Hayal hayal kuramazsanız gerçeği bulamazsınız zaten. Yani futbolda önce bir hayal kuracaksınız. O hayale gitmek için de çok çalışacaksınız. Benle beraber olan oyuncuların geçmişten bu tarafa baktığınızda ahlaki değerleri, çalışmaları, oyunu istemeleri hep maksimumdadır. Dolayısıyla bir yerlere kolay gelinmiyor. Biz önce oyuncuyla Tuncay Şanlı gidiyor mesela. Tabii ki. Biz önce oyuncuyla bir hayal kurarız. Ondan sonra o hayale giderken çok zor bir yoldur ama ben onun bir abisi olarak uzun yıllar kendilerine rehberlik etmeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla. Tuncay Şanlı'yı halı sahada bulduğunuz doğru mu? E tabi o anlatıldı çok basında olaylar. Yani halı sahadan ziyade burada bizim bir hoca abimiz vardı. O söylemiş Tuncay'la ilgili o zaman. Gidip izlemiştim kendisini. Oradan başladı o hikaye. Zaten Türk futbolunda basında medyada oldukça yer aldı. Çok başarılı bir organizasyondu o da. Şimdi artık yeni yeni oyuncular bulmak, yeni yeni organizasyonlar yapmak, üretebilmek. Bunlar çok önemli şeyler futbolda. Herkesin bir devri var. Devri geliyor, geçiyor. Yeni oyuncular geliyor artık. Eskilere saygı hiçbir zaman kimse elden bırakmayacak. Yaşananlar var, yapılanlar var futbolda. Herkese saygı duymak lazım bu konuda. Tüm oyunculara. Türk futbolun hizmet etmiş her oyuncuya herkesin saygı duyması lazım. Enternasyonel alanda bilhassa milli takımımızı temsil etti bu oyuncular ki biz çok mutlu olduk bunlarda. Dolayısıyla artık onlara şimdi antrenörlük yaşamları başlıyor. İnşallah orada da başarılı olurlar. Biz de gurur duyarız kendileriyle. Volkan Demirel kaç yılında sizinle beraber olmaya başladı? Bu 82 yani. grubu aynı. Hepsi hemen hemen. Yani Egemen. Volkan, Egemen, Tuncay, Güven, Varol, Mehmet Akgül arkadan geldi o 86'lı. Oynuyordu aşırı 87'li.
Dolayısıyla o grup 82'li grup bunlar. Yani 82'li evet. Grup o zaman bu yaştaydılar. İsmail'den daha ufaklardı geldiklerinde. Evet. Volkan Legemen Kartal'dan geldiler. 18 evet. Civarı o zaman yaşları. Ondan sonra oradan başladı. İşte 20 senelik bir birliktelik var biliyorsun oyuncularla.